Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 7 ve 13. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada müşriklerle alakalı bir takım hükümleri Allah-u Teala bildiriyor. Keyfe yekunu lil müşrikine ahdun indallah ve inde rasuli. Allah katında ve Allah'ın Resulü katında müşrikler için nasıl bir ahd olabilir ki? İllellezine ahettum indel mescidil haram. Ancak kendileriyle mescid-i haramda sözleşme yaptıklarınız müstesna. Yani onlar Allah'a verdikleri sözü bozuyor, peygamberle yaptıkları anlaşmayı bozuyorlarsa artık onlar için bir ahit kalmamıştır. Ancak kendileriyle ahit yapıp da mescid-i haramda ahit yapıp da ahde vefa gösterenler müstesna. Femestagamu lekum. Onlar size doğru oldukları sürece festakimu lehum, siz de onlara doğru muamele edin. Yani sizinle anlaşma yapanlar anlaşmaya riayet ettiği sürece siz de anlaşmayı bozmayın ve anlaşmanın maddelerini uygulayın. İnnallâhe yuhibbul muttakîn, şüphesiz Allah sakınanları, anlaşmayı bozmaktan kaçınanları, İşte haddi aşmaktan sakınanları, bu gibi hususlara riayet edenleri Allah sever. Keyfe, yani nasıl? Ve in yazharu aleykum, yani onlarla nasıl bir ahit olabilir ki? O ahdi bozan müşriklerle nasıl beraberlik olabilir ki? Eğer onlar size galip gelseler, la yargubu fikum illen ve la zimme, ne bir yemin ne de bir zimmeti, anlaşmayı onlar gözetmezler. Yani ellerinde imkan olsa, size galip gelseler, daha önce anlaşma vardı, işte aramızda yakınlık var, bu gibi şeyleri hiç nazara almazlar ve üzerinize gelirler ve her türlü ezayı, cefayı gösterirler. Yurdunakum bi effahihim, onlar ağızlarıyla sizi razı etmeye çalışırlar. Yani münafıkane hareket ederler ve konuşma noktasında sizi böyle hoşnut edecek, gönlünüzü razı edecek şekilde ifadeler kullanırlar. Ve te'be gulubuhum, ama onların kalbi buna diretir. Kalpleri dillerine muvafakat etmez. Yani sizinle konuştuklarında tatlı tatlı konuşabilirler, idareyi kelam edebilirler ama gerçekte ise kalpleri bundan uzaktır. Kalpleri bunu tasdik etmez. Kalpleri dilleriyle söylediğini tasdik etmez. Ve ekseruhum fasikun, ve onların ekserisi fasık, taatten, itaatten, anlaşmalardan çıkmış olan kimselerdir. İşterav bi ayatillahi semenen galile, onlar Allah'ın ayetlerini az bir paraya sattılar. Yani Allah'a verdikleri sözü ve Allah'ın hükümlerini az bir bedel karşısında, dünyevi bir takım menfaatler karşısında sattılar. Fesaddu an sebili, ve bunun bir neticesi olarak da, Allah'ın ayetlerini satmanın bir neticesi olarak Allah yolundan alıkoydular. Yani bu da önemli bir nokta. Bazı insanlar vardır ki kendi hallerinde kafirdir, kendi hallerinde müşriktir. Zararları kendinedir. Ama bir kısmı da vardır ki batıl bir yolda kendisi gittiği gibi artık o davanın adamıdır. Başkalarını da kendi yoluna çekmek ister. Ve Allah'ın yolundan engel olmaya çalışır. Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Bunlar dal ve mudil olanlardır. Yani hem yoldan çıkmış hem de yoldan çıkaran kimselerdir. İnnehum sa'e mâ kânû yâmelûn. Onlar ne kötü şey yapıyorlar. Yapmış oldukları şey ne kadar da kötü. Lâ yargubûne fî mu'minin illen ve lâ zimme. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ne de bir zimmet gözetmezler. Yani zimmet bir nevi ahit. Onlarla yapılan sözleşme. Nasıl ki zimmi deniyor. Bunlarla alakalı bir hukuk geliştirilmiştir. İslam devleti bünyesinde gayrimüslimler yaşayabilir ve bunlarla alakalı bir hukuk söz konusudur. Ve onların hem bir takım görevleri vardır hem de bir takım hakları vardır. Ve tarih boyunca
Gerçekten bunlara da riayet edilmiştir. Onlarla ilgili hukuk düzgün bir şekilde uygulanmıştır. Ama müşriklere gelince onlara güvenilmiyor. Yani her ne kadar bir anlaşma da yapılsa, bir sözleşme de yapılsa, fırsatını bulduklarında kaypaklık yapıyorlar ve Müslümanların aleyhine geçip onlara her türlü eza ve cefayı gösterebiliyorlar. Ulaike humul mutedun, işte onlar haddi aşan ve o şekilde saldırgan, mütecaviz durumda olan kimselerdir. Fe in tabu ve aqamu's salate ve atu'z zekate, ancak tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse fe ihvanukum fi'd-din, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Yani dinden meydana gelen bir kardeşlik var. Aslında bütün insanlar nesep itibariyle birbiriyle kardeş sayılır. Hepsi Adem'in ve Havva'nın torunlarıdır. Böyle olunca şu anda dünyadaki 6 milyardan fazla insanın kardeşliği söz konusu. Afrika'daki o siyah ırktan olanlarla da kardeşliğimiz var. Hint'teki, Çin'deki insanlarla da kardeşliğimiz var. Avrupa'daki, Amerika'daki insanlarla da kardeşliğimiz var. Bu nesep itibariyle bir kardeşlik. Adem'in torunları olmamız cihetinde bir kardeşlik. Ama bir de dinden meydana gelen bir kardeşlik var. İşte dinden meydana gelen kardeşlik aynı inancı paylaşmamız. Kur'an-ı Kerim bir ayetinde innemel mu'minuna ihve, müminler ancak kardeştirler diyor. Ve İslamiyet'in ilk dönemine baktığımızda işte siyah ırktan olanlar, İran'dan gelenler, Rum diyarından gelenler, daha başka milletlerden gelenler, Habeşlisi, Yemenlisi Peygamberimizin etrafında yer almış ve böylece bir İslam ümmeti, İslam milleti meydana çıkmış. Osmanlı bunun en güzel uygulamalarından biridir. Osmanlı döneminde çok değişik milletler aynı devlet çatısı altında bir ve beraber oldular ve ortak kimlik, Müslüman kimliği oldu bir üst kimlik şeklinde. Hatta gayrimüslimler de aynı devletin vatandaşı olarak onlar da zimmi hukuka sahip bir şekilde gayet güzel tablolar yaşandı. Beraber yaşamanın, ortak yaşamanın en güzel örnekleri verildi. İşte ayet-i kerimede müşriklerle alakalı önce onların menfi yönüne dikkat çekiliyor. Ancak bunlar tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirse artık onlar da Müslümandır. Fe ihvanukum fi'd-din, ve onlar dinde sizin kardeşlerinizdir. Ve nufassilul ayat li kavmin ya'lemun. Biz bilen kavim için, ilimden nasibi olan, payı olan kimseler için ayetleri bu şekilde fasıl fasıl, bölüm bölüm anlatmaktayız. Ve innekethu eymanahum, eğer onlar yeminlerini bozarlarsa, min ba'di ahdihim, ahitlerinden sonra, yapılan sözleşmeden sonra eğer yeminlerini bozarlarsa ve ta'nu fi dinikum, dininizde sizi tenkit ederlerse, dininizi işte eksik göstermeye, tenkit etmeye çalışırlarsa fakatilu e'immetel küfr, küfrün önderleriyle savaşın. Yani burada yine şarta bağlı bir şekilde onlarla ilgili savaş nazara veriliyor. O da nedir? Eğer ahitlerini bozarlarsa ve din noktasında saldırırlarsa, gerek dilleriyle gerekse diğer türlü dinden dolayı bir sataşma içinde olurlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle savaşın. Küfrün önderleriyle savaşılması, çünkü insanlar genelde reislerinin yolundan gider. Önderleriyle yapılan mücadelede galip gelinirse diğerleri de bunlara tabi olmaya mecbur olacaktır. Bu açıdan immetül küfr, küfrün önderleri ayette nazara verildi ve onlarla mücadelenin ehemmiyetine dikkat çekildi. İnnehum la eymane lehum, artık onların yeminleri yoktur. Yani onların Allah'a verdikleri söz veya peygamberle yaptıkları anlaşmanın herhangi bir anlamı kalmamıştır. Ahitlerini bozmuş olan kimselerdir. Leallahum yentehun, yani bu şekilde küfrün önderleriyle
Savaşın ki olur ki yaptıklarına son verirler. Ve onlara uygulanacak ceza ile bu diğerlerine de bir ibret olur. Olur ki bu şekilde yaptıklarına son verirler. Ela tukatiluna kavmen, şöyle bir kavimle savaşmaz mısınız? Nekesu eymanahum, yeminlerini bozdular. Ve hemmu bi ihracir rasul, ve peygamberi çıkarmaya yeltendiler. Peygamberi işte Mekke'den çıkarmaya yeltendiler. Ve hum bedaukum evvele marra, ve önce onlar başladılar. Yani problemi onlar başlattılar. Onlar Müslümanlarla uğraştılar. İşte peygamberi diyarından çıkarttılar. Böyle olan bir kavimle savaşmaz mısınız? Burada yani savaşın da bir takım gerekçeleri nazara verilmiş oldu. Burada peygamberimizi çıkarmaya yeltenmek, Mekkeliler ilk anda hatıra gelen o. Enfal suresinde nazara verildiği üzere Darun Nedve'de küfrün önderleri toplanıyorlar ve orada kendi aralarında peygamberimizle alakalı konuşuyorlar. Ve diyorlar ki işte Muhammed'e tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ne yapalım, ne edelim? Artık bu işi bitirelim. Bir kısmı hapsedelim diyor. İşte hapsedelim. Hapsettiğimiz zaman artık etkisi kalmaz. Bir kısmı onu sürgüne gönderelim. Bizden uzak olduğunda artık buralara tesiri olmaz diyorlar. Ama şeytan veya şeytan fikirli insanların da müdahalesiyle ölüm kararı çıkıyor. Ve ne ciddi bir ihtiyar şeklinde şeytanın da o mecliste bulunduğu bazı kitaplarda ifade edilir. Veya şeytan adeta onunla görünmüştür. Şeytan da şeytan konuşsa ancak onun gibi konuşurdu. O ne ciddi ihtiyar diyor ki hapise koysanız hapisten çıkabilir. Sürgüne gönderseniz tekrar geri dönebilir. Bunlar çözüm değil. Öldürmekten başka çare yok diyor. Ebu Cehil gibiler, onlar da bu görüşü paylaşıyorlar ve neticede peygamberimizi öldürme kararı çıkıyor. Ve peygamber efendimizi öldürmek için evine gittiklerinde taraf-ı ilahiden peygamberimize bildirilmiş. Peygamber efendimiz hicret etmeye mecbur kalıyor. Yanında Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh olduğu halde gizlice Mekke'den çıkıyor. Ve böylece Mekke müşrikleri peygamberimizin Mekke'den çıkmasına sebebiyet vermiş oluyorlar. Ve hemmu bi ihracir rasul, onlara bakan yönüyle böyle değerlendirilebilir. Bir de Medine'de de bir takım fesat komiteleri var. Gerek Yahudilerden gerek münafıklardan bir takım fesat komiteleri var. Bunlar peygamberimizin Medine'den çıkarılması için onlar da epey komplolar düzenliyorlar. Epey kendilerine göre planlar, projeler yapıyorlar. Onlara bir işaret olarak da görmek mümkün. Ama ayet-i kerime genel muhteva olarak değerlendirildiğinde Mekke müşriklerine bakan yönüyle değerlendirilebilir. Önce onlar bu işe başladılar. Peygamberi çıkarmaya yeltendiler. Ve yeminlerini bozdular, ahitlerini bozdular. Böyle olunca artık bunlar kendileriyle savaşılmayı hak etmiş oldular. Malum Hudeybiye barışı var. Hudeybiye barışında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşrikleriyle anlaşma yapıyor. Kendisi ve 1400 sahabi umre niyetiyle Hudeybiye'ye kadar geliyorlar. Müşrikler onları orada karşılıyor. Neredeyse dövüş olacak, savaş olacak. Ancak Peygamber Efendimiz musalahayı tercih ediyor ve anlaşmanın maddeleri normalde Müslümanların aleyhine gibi görülse de yine de imzalıyor. Ancak aradan bir yıl kadar geçtikten sonra müşrikler anlaşmanın bazı maddelerini ihlal ediyorlar. Ve bunun neticesinde onlar anlaşmayı bozunca Peygamberimiz de anlaşmayı bozuyor ve bir orduyla Mekke'ye geliyor ve Mekke'yi fethediyor. Dolayısıyla ya bunlar değerlendirilirken yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberi ama aynı zamanda bir kılıç peygamberi. Yani yeri geldiğinde kılıcın da hakkını veriyor. Peygamberimizle alakalı bazı kitaplarda daha çok peygamberimizin savaşları anlatılır. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı gibi. Ve sadece bunları okuyan birisi
Acaba peygamberimiz devamlı bir savaştan diğer savaşa mı koşmuş? Hatırına böyle gelebilir. Ancak bir bütün olarak o devre baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 yıllık Mekke dönemi vardır ve Mekke döneminde herhangi bir savaş zaten söz konusu değildir. Müslümanlar sayıca azdır. Ezaya ve cefaya maruzdurlar. Daha sonra Medine dönemi. Medine döneminde de işte bazı savaşlar var. Biraz önce söylediğim bazı savaşlar var. Ama bütün bu savaşlarda gerek Müslümanlardan gerek diğer taraftan ölenlerin sayısı 500'ü geçmiyor. Yani Peygamberimizin hayatı boyunca yapmış olduğu savaşlarda iki taraftan hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü geçmiyor. Dolayısıyla bu düşünüldüğünde o kadar düşmanlar var, o kadar savaşlar da olmuş ama çok kanlı bir manzara değil. Kur'an-ı Kerim'de savaşla alakalı ayetlerin olması onun kemalini gösterir. Yani bir din veya bir sistem savaşla ilgili hukuka yer vermemesi bir noksanlık olur. Çünkü dünyada savaşta bir realitedir ve barışı esas alan toplumlar zaman zaman savaşmak durumunda da kalabiliyorlar. İşte 20. yüzyılda dünya iki büyük savaş gördü. Şu anda dünyanın değişik yerlerinde şöyle veya böyle yine bir takım savaşlar devam ediyor. Dahilde ve hariçte bir takım savaşlar devam etmekte. Bu insanlığın acı bir gerçeği. Adem'in iki oğlu birbiriyle dövüşmüştü. Kabil ve Habil. Adem'in torunları da birbirleriyle dövüşüyorlar. Kardeş kardeşle dövüşüyor. Milletler kendi aralarında dövüşüyor. Devletler birbirleriyle savaşıyor. İnsanlık bundan kurtulamamış. Ama İslamiyet'te asıl olan acaba dövüşmek midir, savaşmak mıdır? Yoksa barış mıdır? Bir bütün olarak Kur'an'ı incelediğimizde ve sulhu hayır. Hayırlı olan barıştır. Karı koca arasında barış, iki topluluk arasında barış, işte devletler, milletler arasında barış, bütün onlarda esas olan barıştır. Beydavi, büyük müfessirlerimizden savaşla alakalı diyor ki, savaş ahirud devadır. Yani yapılacak başka bir şey kalmadığında, bütün yollar denenmişse, artık savaştan başka çıkar bir yol kalmamışsa, o zaman savaşa da müracaat edilir. Ama normal şartlar altında savaş hemen ilk müracaat edilecek şey değildir. Önce barış yolları denenir, anlaşma yoluna gidilmesi tercih edilir. Ama o yollar tüketildikten sonra artık savaşta kaçınılmaz bir durum alabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafa komutanlarını gönderirken şunu da nazara veriyor. Gittiğiniz yerlerde masum insanlar göreceksiniz. İşte kiliselerde, manastırlarda ibadete çekilenler veya yaşlı insanlar veya çocuklar, kadınlar, onlarla dövüşmeyin diyor. Onlarla savaşmayın. Öte yandan önce onlara barış teklif edin. İslam'a girmelerini teklif edin. Kabul etmezlerse cizye vermelerini teklif edin. Onu da kabul etmedikleri takdirde o zaman savaşın. Demek ki bütün bunlar beraberce değerlendirildiğinde İslam'da esas olan savaş değil, barıştır. Etahşevnehum. Evet, yani haddi aşan bu kavimle savaşmaktan korkuyor musunuz? Fallahu ehakku en tahşevhu in kuntum müminin. Eğer gerçekten mümin iseniz, iman ediyorsanız Allah korkulmaya en layık olandır. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde, dengeli bir şekilde İslam'ı anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Evrensel bir barışı görmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.